7 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. Aşkım. Aşkım. Ben valizleri yaptım. Seninkilerini de hazırladım. Ama ya eksik falan varsa bir bak. Yani daha önce kimseye valiz hazırlamadım çünkü ben. Aşkım. Sibel, benim seninle bir şey konuşmam lazım. Bir şey mi oldu? Ya ben senden çok zor bir şey istedim sevgilim. Sen de anlayış gösterdin, kabul ettin. Bunun için sana ne kadar teşekkür etsem zaten az. De Erhan, ne oldu söylesene. Burhan baba. Kazalarına gitmek istediğini söyledi 2-3 günlüğüne. Bir daha göremem belki falan dedi. Israr etti. Ben de şey yapamadım. Vallahi iptal yani. İptal değil sevgilim. Bir hafta erteleyeceğiz sadece. Söz. Ben gerçekten sıkıldım ya. Elif'ten de, Burhan babanızdan da sıkıldım. Siz baya baya Elif'le tatile çıkacaksınız şimdi baş başa. Aynı odada da kalırsınız. Saçmalama, nereden çıktı o şimdi? Nereden mi çıktı? Ya siz şirkette el ele oturuyordunuz. Ya beni kör falan mı sanıyorsun sen? Bir dakika, sen beni çok yanlış anlamışsın Sibel. Tamamen Burhan baba içindi. Ya böyle yaptığınız her şeyi Burhan babanızı bahane etmeyi bıraksanız artık. Siz diye konuşma artık, ben. Ben yaptım. Hoşlanıyorsun değil mi? Geri döneceksin değil mi Elif'e? Sibel, ne hoşlanması, ne geri dönmesi, öyle bir şey yok. Sen neler söylüyorsun şu an? Yalan söylüyorsun öyle mi? Yeter artık. Ya Sibel. Sibel, aşkım. Burhan Bey üzülmesin. Burhan Bey'e bir şey olmasın. Ama Sibel ne hissediyor, ne istiyor? Kimsenin umurunda değil. Ne demek umurunda değil Sibel? Haksızlık ediyorsun bana. Haksızlık ediyorum öyle mi? Ben artık bıktım ya. Elif'in hayatımızda olmasından bıktım. Ben doğru düzgün ilişkimizi yaşayamıyorum ya. Ya biz niye evlendik ki? Ha? Bunun için mi evlendik? Hani sana beni çok iyi tanıdığını söylemiştim ya. Her şeyimi bildiğini. Aslında sana söylemediğim çok önemli bir şey var. Bunu söyleyip söylememek arasında çok gidip geldim. Bana eğer söylersen, anlatırsan Sibel. Yani dinlerim seni, biliyorsun. Üniversitedeki erkek arkadaşım. Cüneyt. Ya çok aşıktık. Böyle artık 2 sene falan olmuştu. Bütün geleceğimizi birlikte planlamıştık. Evlenecektik.
Sonra bir gün karşıma çıktı. Eski sevgilisiyle karşılaştığını söyledi. Ona karşı hala duyguları varmış. Beni terk etti ve iki ay sonra evlendiler. Sen de doğal olarak onun sana yaşattıklarını benim sana yaşatacağımı düşünüyorsun. Ben o değilim Sibel. Onun sana yaşattıklarını zerresini yaşatmayacağım sana. Söz. Söz sevgilim. Ne dedi doktor, nasıl hissediyorsun şu an? İşte ağrı kesici ne yaptı? Ben biraz daha iyiyim şu an. Anladım. Peki bu ağrıların sebebi neymiş, ben anlamadım ki. Bilmiyorum ki. Yani gelecek birazdan, söyle herhalde. Ya sen çok stres yapıyorsun be yavrum. Yani bu Burhan babanın sürecinden beridir sen hiç iyi değilsin zaten. Bence stresle alakalı bir şey bu. Ha? Herhalde, bilmiyorum ki. Ah canım benim ya. Neyse sen şimdi biraz daha şey yap, dinlen. Ha, doktor hanım geldi. Doktor hanım. Elif hanım. Maalesef haberlerim iyi değil. Yakın zamanda yaptığınız düşüğün de tetiklediği bir durum var. Nedir durum? Ya ne yazık ki rahminizde servisit dediğimiz bir enfeksiyon gözüküyor. Benim anlayacağım şekilde söyler misiniz size, yani ne demek bu? Yani bir operasyon geçirmeniz gerekecek. Ama sonrasında maalesef bir daha çocuk sahibi olamayacaksınız. Geçmiş olsun. Ne dedi? Ne? Tuncay. Ne dedi bu kadın? Ne dedi bu kadın? Tuncay benim çocuğum olmayacak mı Tuncay? Tamam. Tuncay ne olur, sen ne diyor bu kadın? Tuncay haksızlık öyle dememiş. Bana evine gitmemiz şart değil. Senin olduğun her yer cennet bana. Her yer. Elif Hanım, maalesef haberlerin iyi değil. Yakın zamanda yaptığınız düşüğün de tetiklediği bir durum var. Nedir durum? Ya ne yazık ki rahminizde servisit dediğimiz bir enfeksiyon gözüküyor. Benim anlayacağım şekilde söyler misiniz size, yani ne demek bu? Yani bir operasyon geçirmeniz gerekecek. Ama sonrasında maalesef bir daha çocuk sahibi olamayacaksınız. Her şeyimi aldılar benden. Anne olma şansımı aldılar, aile kurma şansımı aldılar. Hayallerimi aldılar. Elif. Babacığım. Gel. Kızım, Erhan'la konuştun, gidiyoruz değil mi? Evet, konuştum. Gidiyoruz babacığım, sen dinlen. Şu rezervasyon işlerini falan halledelim, öyle çıkarız yola. Vallahi bayram sabahına uyanmış çocuk gibiyim. Belli. Hepimize çok iyi gelecek bu tatil. Ben bir Erhan'ı arayayım. Tamam, hadi. Günaydın. Günaydın. Sevgilim,
Elif mi? Açmayacaksın değil mi? Ya Buram abiye söz vermiştim bugün. Yola çıkacaktık Simel. O yüzden arıyor yüksek ihtimal. Yani bilmiyorum tabii de. Efendim Elif? Erhan'ı verir misin Sibel? Veremem, müsait değil. Ne diyeceksin? Ne oldu? O zaman müsait olunca beni arayabilir mi? Çünkü birebir konuşmam gereken bir konu var onunla. Erhan hiç müsait olmayacak bugün. Yani konuşamayacaksın. Ben kocamla baş başa vakit geçireceğim de yeni evliyiz, anlarsın. Peki Sibel. Demek planlarınız var Sibel Hanım. Erhan bana gelemiyorsa ben ona giderim o zaman. Ne oldu? Ne diyor? Bugün bizi rahatsız etmeyecek. Sevgilim, aşkım, çok iyi anlıyorum seni. Biliyorum çünkü aynısını ben de yaşadım. Kıskanıyorsun beni. Normal. Ama çok kısa bir süreliğine bu oyunu devam ettirmemiz lazım. Birazcık da anlayış göster, ne olur. Yine senden anlayış istiyorum. Lütfen. Tamam, anlıyorum. Anlıyorum ama ne dersen de boş şu an. Hani kıskanıyorum evet ve bu en doğal hakkım. Çünkü ben kocamı seviyorum. Ve Elif'e sınırlarını belirtmek istiyorum. Çünkü bunu yapmazsam daha da abartacak. Hem bugün kocamı kimseyle paylaşmak istemem. O zaman sevgili kocanız size elleriyle bir kahvaltı hazırlamasın mı? Şöyle güzelinden, genişinden. Bak bu çok güzel olur. O zaman aşkım sen yumurtaları çırpmaya başla. Benim ufacık bir işim var. Hemen geliyorum, tamam mı? 3 tane ben, 2 tane sen. Sen ne yapıyorsun? Neredesin sen? Ya sen bana çiçek mi aldın? Mesaim var. O yüzden çıktım dışarı. Sana daha ne çiçekler alacağım? Güller dökeceğim senin yoluna. Sibel Goraslan. Romantik testler kimden sorulur? Benden sor. Yanıyor mu ya o? Hayır, yakmadı. Vallahi bu olmuş. Bu olmuş. Şaka şaka yanmamış. Kenarları tutmuş biraz. Günaydın. Günaydın Timur Bey. Dün gece istediğiniz tasarımları size mail olarak attım. Aldınız değil mi? Evet, gördüm. Çok teşekkür ederim. İşinde çok başarılısın, biliyor musun? Teşekkür ederim. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ayrıca çok daha güzelsin. Bir gün seninle baş başa kahve içmek isterim. Birbirimizi daha yakından tanırız. Ben gitsem iyi olacak. Tamam, görüşürüz. Seval. Ne oldu? Betim benzin atmış seni. Bir şey mi oldu? Yok, yok Begüm Hanım. Benim biraz acelem vardı ama o yüzden. Sibel nerede? Sibel Hanım gelmeyecekmiş. Aradı beni. Erhan Bey de gelmeyecekmiş. İyi gelmesinler canım. Onlar yeni evli. Az baş başa vakit geçirsinler. Tabii. Bir sormayacak mısın Timur'la ne olduğunu? Ay o kadar eğitim verdiniz. Bir araya gelelim diye stratejiler belirlediniz. Hiç mi merak etmiyorsun Seval? Yok, yok Begüm Hanım. Ediyorum merak etmesini ama... dediğim gibi Sibel Hanım da yok ya şimdi. Biz sıkıştık bayağı. Benim de çok acelem var o yüzden. İyi. Ay aman git. Bir sen çalışıyorsun sanki. Günaydın. Günaydın. Çok güzelsin bugün. Tıpkı dün geceki gibi. Teşekkür ederim. Sen de çok karizmatiksin. Teşekkür ederim. Her zamanki gibi. Ben dün seninle yemekte çok keyif aldım. Ben de. Çok yakın hissettim sana kendimi.
En kısa zamanda tekrarlamak isteyin. Olabilir. Olabilir. Olur tabii. Niye olmasın? Yani olmaması için bir sebep yok aslında. Olur. Süper. O zaman sana kolay gelsin. Teşekkürler. İkinci aşamaya geçilmiş bile. Flörtçülük iyi gidiyor herhalde. Sorma Tansel. Yani şu aşamada bile kalp krizi geçirecekmiş gibi oluyorum. Sonraki aşamalarda ben sizlere ömür herhalde. Sen hiç merak etme. Ben sana yolunu göstereceğim. Ne oldu? Dün gece anlat bakayım sana her şeyi. Anlatayım da Seval yok. Koştur koştur işim var diye gitti. Tamam dur ben bir arayayım onu. Ara bir. Ne yapmak istersin sevgilim bugün? Evde mi duralım? Dışarı mı çıkıp bir şeyler yapalım? İkisini de yaparız. Bir film izleriz. Acıkınca da dışarıya çıkarız. Olur, süper olur. O kim? Apartman görevlisi herhalde. Bakalım bakalım. Elif. Ne işin var burada, ne oldu? Girebilir miyim? Bir şey mi oldu? Burhan Baba'ya falan mı bir şey oldu? Yok, o iyi. Merak etme. Ben seninle konuşmak istiyordum. Sen de müsaade edersen tabii. Tabii tabii, müsaade senin. Yani sen artık sınır tanımıyorsun. Ben de çok merak ettim söyleyeceklerini. Oturabilir miyim? Şöyle oturayım. Ne oldu ya? Dün gece hastaneye gittim. Tuncay. Aa Melis. Sekreter söyledi de burada olduğunu. Şaşırdım adını duyunca. Ne haber Melis? İyiyim. Ya böyle randevusuz acil çat kapı geldim, kusura bakma ya. Yok yok, önemli değil. Bir sorun yok değil mi Sibel'le ilgili? Ya yok yok, Sibel'le ilgili değil, merak etme. İyi, sevindim. Neden geldin o zaman? Ya ben... Senden bir şey rica edecektim. Yani ikinci bir görüş arıyorum aslında. Bir bakar mısın, bir inceler misin? Tabii. Kimin dosyası bu? Elif'in. Ara ara sancım oluyordu zaten ama işte babamın telaşından hiç üstüne düşememiştim. Sonra dün gece fenalaşınca dayanamadım, gittim. Neyin varmış peki? Düşükten sonra bir enfeksiyon olmuş. Şu an nasılsın peki, iyi misin? Erhan... Ben bir daha anne olamayacağım. Nasıl yani bu? Kesin kesin doğru mu yani? Doğru. Tuncay yanımdaydı bütün gece. İstiyorsan ona sorabilirsin. Elif, ben çok üzgünüm. Benim şu an güçlü durmam lazım. Ne babama söyleyemem bu durumu o haldeyken. Ama senin yardımına ihtiyacım var. Şu üç gün babamı şu tatile götürebilir miyiz lütfen? Sen zaten hayatına devam edersin istediğiniz kadar. Birlikte vakit geçirirsiniz. Ama lütfen şu üç günü babama ayır. Senden soracağım. Ben babama gideceğimizi söyledim. Gelip gelmemek sana kalmış. Gelirim Elif, kesin gelirim. Tabii ki gelirim. Peki. Teşekkür ederim.
Ben hemen geliyorum. Sibel, Sibel. Kızın üstüne gitme, gördün halini. Saçmalama, ben canavar değilim. Ya bu acıyı en iyi ben bilirim. Hiçbir bir ihtimal yok. Ne bileyim, bir yurt dışı tedavi vesaire bir şeyler. Maalesef. Durumuyla ilgili benim de görüşüm aynı. Elif'in anne olma şansı neredeyse sıfır. Anladım. Tamam. Sağ ol yine de. Teşekkür ederim. Tuncay, Elif'i çok zor bir süreç bekliyor. Toparlanması zaman alacaktır. Farkındayım Elif'im. Kolay gelsin. Rica ederim. Görüşürüz. Elif. Gerçekten çok çok üzgünüm. Yani durumunu çok iyi anlıyorum. Bu yüzden kendini zamanı gelene kadar ve Burhan Bey kendini daha iyi hissedene kadar kötü hissetme. Ya ben sesimi çıkarmayacağım söz. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim. Ne demek? Sen yeter ki üzülme. Üzüldüğümü kim söyledi? Nasıl yani? Anne olamayacağını söyledin. Evet. Peki bunun sorumlusu kim? Sensin. Ama merak etme. Cezanı çekeceksin. Elif sen dalga mı geçiyorsun? Bu durumdayken hala intikam peşinde misin sen? Bunlar iyi günler Sibel Koraslan. Senden alacağım intikamın acısını hiçbir şey hafifletemeyecek. Bana yaptıklarının aynısını sana yaşatacağım. Hiç merak etme. Ne oldu? Ne diyor Elif? Aşkım. Elif intikam peşinde. Ya söylediklerini bir duysan. Ne intikamı Sibel ya? Biraz önce gördün kızın halini burada. Ya ben Elif'e çok üzülüyorum. Çünkü Elif'in hayatı boyunca en büyük hayaliydi yani. Bir aile kurmak, bir çocuk yapmak. Ben de bu kaygıları, acıları yaşadım. Benim sadece 3 ayım vardı. Şimdi daha da az ama benim için bu kadar üzülmemiştin. Sevgilim yapma lütfen, ne olur. Yanlış anlıyorsun beni sürekli. Yapma. Ben bu konuyu daha fazla tartışmayacağım. Şirkete geçiyorum. Sen de gelmemezlik yapmazsın herhalde. Serem, nasıl gidiyor bakalım? İyice alıştın mı şirkete? Alıştım baba, alıştım. Bir iki seneye kalmaz başa geçerim artık. Geçer tabii benim kızım. Şirket artık üçünüzün. Aranızda anlaşacaksınız. İyi olan kazansın o zaman babacığım. Ya yok, şaka bir yana. Gerçekten çalışmak bana çok iyi geldi. Yani çalışmasaydım bu son zamanları nasıl atlatırdım bilmiyorum. Bana bak. O adam arayıp seni rahatsız etmiyor değil mi? Yok anne, hiç aramadım. Şükran Hanım, rahatsız etmeyecek dedim ya, artık sormanıza gerek yok. Uzatmayın bu konuyu. Ya baba, gerçekten sen nasıl hallettin onu? Yani nasıl bu kadar çabuk pes ettiler? Yani bir şekilde hallettik işte. Sorma. Sen kafanı bunlarla yorma. Tahir Bey, ben de merak ediyorum. Bunca zamandır başımıza açmadıkları musibet kalmadı evlilik evlilik diye. Nasıl hallettiniz? Ya evet baba. Ya anlat hadi, merak ediyoruz. İsmail Bey'i tehdit ettim. Nasıl yani? Neyle tehdit ettin? Bana bakın, ben söyleyeceğimi söyledim. Daha fazla uzatmayın artık, tamam. Aa, aşk olsun Tahir Bey. Karına kızına da mı güvenmiyorsun? Ya uzun zaman önce bir dedikodu çıkmıştı. Hatırlar mısın? Zafer'le alakalı. Ben sadece onun doğru olmadığını öğrendim. O kadar. Ne dedikodusu? Tamam, uzatmayın artık. Aa. Bu İsmail ile Gülay'ın evlat edinme meselesi mi? Nasıl yani? Zafer evlatlık mıymış? Tamam, konu bitti. Bitti, uzatmayın. Bak dışarıda sakın dillendirmeyin, tamam, konu çok hassas. Anladınız mı? Ben de zaten zorda kalmasam kullanmazdım. Evet Senem, aman diyeyim kimse duymasın. Şükran,
Diyorum ki akşam Sibel'le damadı yemeğe alalım. Ne dersin? İyi olur. Çok iyi düşünmüşsünüz. Bir de şöyle bir araya gelemedik ailece. Ha? Senem sen de gel. Tamam mı? Sakın bir yerlere kaybolma. Tamam baba. Ben kahvaltıdan sonra Sibel'i ararım. Paşam hadi hiçbir şey yememişsin. Anlat bakalım oğlum. Neymiş bu kadar önemli olan benimle konuşmak istediğin? Yok babacığım ya ben bu kor aslanlarla ne olduğunu öğrenmek istedim. Biz niye bir anda caydık? Bunlar bizi bir şeyle mi tehdit ediyor? Oğlum ben sana ne dedim? Bu konuyu uzatmayacaksın, kapatacaksın. Bir şey olduğu falan yok. Ama şey olmuş belli ki babacığım. Yani siz söylemezseniz ben kendi imkanlarımla peşine düşmek durumunda kalacağım. O yüzden söylüyorum. Safer, hiçbir şey yapmayacaksın. Çünkü peşine düşülecek bir şey yok. Babacığım, ama siz kolay kolay pes etmezsiniz ki. Öyle de Tahir Koraslan'a karşı. O yüzden siz kendiniz söyleyin. Çünkü siz isteseniz de öğreneceğim ben bunun ne olduğunu, istemeseniz de öğreneceğim. Zafer, sabrımı taşırma. Sana bu konuyu kapat dedim. Anlaşıldı mı? Babacığım, siz bu kadar sinirlendiğinize göre ben şüphelerimde haklıyım demek ki. Var işte bir koz. Ne yaptınız siz, ha? Hadi söyleyin oğlunuza. Neyle tehdit ediyorlar sizi? Babacığım, hadi ama. Tamam. Anlatacağım. Ama önce bana bir söz vereceksin. Ne sözü? Bak. Bu hayatta benim için en değerli olan şey sensin. Bu geçmişte de böyleydi. Bundan sonra da böyle olacak. O yüzden bunu hiçbir zaman unutmayacağına dair bana söz vereceksin. Okey. Söz. De. Hadi anlatın. Bunu ne? Ne bu? Aç bak. Çok heyecanlı. Babam değilsiniz. Hayır ne sürprizi anlamadım. Ha anladım. Tamam teşekkür ederim. Görüşürüz Holding'de. Günaydın. Günaydın. Ne işin var burada? Begüm Hanım gideceğiz yap dedi. Ben de onu bırakıp sana geldim. Kahvaltı ederiz artık. Nasıl olsa patron kızısın. Patron kızı olabilirim ama benim bazı sorumluluklarım var. Öyle mi? Hı hı. Bana hiç öyle gelmedi. Allah Allah niyeymiş? Mesai başlayalı bir saat oldu ondan. Neyse biz o bir saati ikiye bağlayalım. Şöyle güzel bir kahvaltı yapalım sana. Olur mu? Ya ben kahvaltı ettim. Kahve içerim. Sen de bir şeyler atıştırırsın. İyi tamam. Ben de çay içerim. Tamam. Gidelim. Günaydın canım içi. Günaydın. Ne haber? İyi misin bu sabah? Hı? Hı? İyi olmaya çalışıyorum işte. Ne kadar iyi olunabilirse. Hı.
İyi olacağız. Karnını açma, kahvaltı yapalım hadi. Yok, benim iştahım yok, beklemeyeceğim. Yiyelim ya bir şeyler, ha? Yok, istemiyorum. Tokum. Ya bak Elif, ama böyle yapma gerçekten. Anlıyorum seni. Ama bırakma kendini. Toparlanman gerekiyor. Lütfen. Tuncay, benim bir daha çocuğum olmayacak. Sen bunun farkında mısın? Tamam, özür dilerim. Seni tabii anlayamayabilirim bu süreçte. Ama merak etme, ben senin bir ömür yanındayım zaten. Sonuna kadar. Ayrıca Berkay var. Yani onun ikinci annesi sayılırsın sen. Berkay, sen, ben. Önümüzde güzel bir gelecek var. Bunları tutunabilir miyiz lütfen? Tamam, kapatabilir miyiz konuyu lütfen? Lütfen. Tamam, kusura bakma. Haklısın. Tuncay, bak ben senin iyi niyetinin farkındayım. Tamam mı? Ama bu çok bambaşka bir konu. Yani bu senin anlayabileceğin bir şey değil. Bu çok farklı bir durum. Lütfen kapatalım bu konuyu. Lütfen. Tamam, özür dilerim. Tamam. Özür dilerim. Otel bakıyorum ben de. Babamı götüreceğiz ya. Erhan'ı aramam lazım. Erhan'ı aramana gerek var mı ya şu anda? Ha? Zaten yarım saat buradayız yani. Daha sonra arasan olmaz mı Erhan'ı? Bir an önce kesinleştirmek istiyorum Tuncay. Babam çok heveslendi. Ayarlamazsak çok üzülür. Peki, tamam. Efendim Elif? Erhan, ben birkaç tane otel buldum. Sana yollasam sen de bir bakabilir misin? Yolla, yolla tabii. Tamam, çok fazla zamanımız kalmadı. Şimdi babama yarın da gidemiyoruz dersem üzülür çok. Yok yok, sen... Tasalanma ya, merak etme. Bugün ayarlarız rezervasyonu. Merak etme yani, hallederim. Teşekkür ederim. Hallettin mi? Hallettim. İyi ki sor. Günaydın. Günaydın Sibel Hanım. Bugün gelmeyecektiniz ama. Programında değişiklik oldu. Ben bütün toplantılarınızı iptal ettim. Ama isterseniz yeniden organize edebilirim hepsini. Yok yok, gerek yok. Almanya hamlesine start vermenize az kaldı. Ona odaklanmak istiyorum ben. Tabii Sibel Hanım. Timur Bey nerede? Seval, iyi misin? İyiyim, iyiyim Sibel Hanım. Timur Bey odasındadır herhalde. Sen benimle odaya gelsene, şu programı ayarlayalım. Tabii. Sen git Tuncay. Ben birazcık yürümek istiyorum. Yürüyeceksin. Tamam. Beraber yürüyelim. Biraz kafamız dağılır, ha? Tuncay, ben biraz yalnız kalmak istiyorum. Bak, lütfen böyle davranma. Lütfen. Tamam Elif, ben nasıl davranıyorum sana? Ben yanında olmak istiyorum senin ya. Yardımcı olmak istiyorum. Başka bir amacım yok ki benim. Tamam, yapma işte şunu. Yapma. Sen böyle benim üstüme titirdikçe ben unutmaya çalıştığım her şeyi tekrar hatırlıyorum. Bu senin şefkatinle düzelecek bir durum değil ki. Anlamıyorsun. Tamam, sakin olur musun? Tamam, özür dilerim. Tamam, daha dikkatli olmaya çalışacağım. Özür dilerim, tamam. Bak, ben bu yaşadıklarımı düşününce delirecek gibi oluyorum Tuncay. Hatta bazen yaşamak bile istemiyorum. Ne yapalım ya? He? Hadi gidelim, atalım kendimizi köprüden aşağı, kurtulalım, bitsin gitsin bu konu ya. Bu mu yani çözümümüz bizim?
Ha? Böyle mi geçecek her şey Elif? Ya yeni bir sayfa açmayalım mı Elif? Geçmişi unutman lazım. Geleceğe odaklanman gerekiyor. Başka bir dayanağımız yok ki bizim. Nasıl yapacağız ha? Söylesene bana. Yapamam Tuncay zaten. Yapamam. Yeni bir sayfa falan açamam. Benim o yeni sayfayı açmam için önce intikamımı almam lazım. Bana bunu yaşatan insanlardan, anladın mı? Sen intikam. İntikamla bazı şeyleri çözebileceğini mi sanıyorsun ya Elif? Ha? İntikamla hiçbir şeyi çözemezsin Elif, tamam mı? Hani geçmişi geride bırakıyorduk ya biz? Yine başa mı saracağız biz Elif? Başa mı saralım? Artık istemiyorum Tuncel. Olmuyor zaten, yapamıyorum da. Olmuyor, yanımda kimse istemiyorum şu anda. Ben sana inandım ya. Söz verdin sen bana. Ben gittim ailemin karşısına çıkardım senin nişanlın diye. Evleneceğiz dedin sen bana. Şimdi bana yalnız kalmak istiyorum diyorsun Elif. Ha? Hala anlamıyorsun ki beni. Bu sana verdiğim sözlerle ya da bizim birlikte olmamızla falan alakalı bir durum değil Tuncay. Sen bir kadın için bir daha çocuk sahibi olamamak ne demek biliyor musun? Ben anne olamayacağım Tuncay. Benim bir evladım olmayacak. Bu nasıl bir acı sen? Bunu anlayamıyorsun ki. Ben anlıyorum seni. Ben anlamaya çalışıyorum. Ama benim elimden gelen bu kadar. Sen yaşadıkları nasıl unutacaksın? Hı? Var mı bir fikrin? Ne dersen de Tuncay. Ben o Sibel'den intikamımı alacağım. Burhan amca nasıl oldu? Daha iyi. Tatile gidecektir hatta. Doktor tavsiye etmiş. Açık havaya gelirdi. Sen de gidecek misin? Yok, ben gitmeyeceğim. Ablam, babam, Erhan abi gidecekler. Hem Begüm Hanım'ın bana ihtiyacı olabilir. Erhan abi mi? Evet. Niye şaşırdın? Ablam böyle bir şeye izin vermez ki. Senem, yanlış anlama da ablanı ne ilgilendirir ki? Boşandı onlar. Ne diyorsun Arda, ne boşanması? Onlar gayet mutlular şu an. Nasıl ya? Bayağı. Bu akşam aile yemeği var. Hatta... Hatta? Senem, bunlar babamla benden bir şey mi saklıyor? Bak, bir şey biliyorsan anlat hemen. Arda, ben daha fazla ortalığı karıştırmak istemiyorum gerçekten. Senem, lütfen anlat. Burhan amcanın kalp krizi geçirdiği gece biz de hep beraber yemekteydik. Ablamla Erhan abi geldi. Sonra abimle de ablan geldi. Abim de o gün Elif'le evleneceğini söyledi bize. İşbaşı yaptığınıza göre şu Almanya raporlarını hazırlayabilir misiniz Erhan Bey? Sibel, hala rapor diyorsun ya. Ben seninle aramdaki bu gerginliği konuşmak için geldim. O konuyla ilgili konuşacak bir şey yok. Ben Elif'le ilgili düşüncelerimi söyledim. Sen inanmıyorsun. Hala sakinleşmemişsin sevgilim. Peki, tamam. İstediğiniz raporları hemen hazırlayıp geliyorum. Akşam saat 8'de aile yemeğimiz var. Bu gerginlikle aile yemeğine mi katılacağız? Birkaç saat idare edersin. Burhan Bey için sevgili rolü yapabiliyorsan... ailem için de karısını çok seven koca rolü yaparsın bence. Sibel, kırıcı oluyorsun. Ben böyle olmak istemiyorum seninle hiç. Benim çok işim var. Şu an bunları konuşmak istemiyorum. Ya Sibel. Elif'in niyeti alenen ortada madem. Benim niyetim ortada değil mi ya? Benim bütün bunları Burhan Baba için yaptığıma inanmıyor musun? Aramızın düzelmesini istiyor musun? Evet, hem de çok, bunu biliyorsun. Hı. O zaman eski nişanlından uzak duracaksın Erhan. Kız çat kapı benim kapıma geliyor. Sana kendini acındırmak için birkaç gözyaşı döküyor. Sen de ah Elif, vah Elif deyip düşünüp duruyorsun. Ya Sibel, haklısın. Yani Elif çok yalan söyledi. Çok aldattı. En çok da ben kızgınım ona ama... Ama ne Erhan?
Yani Elif'in yaptıklarını söylüyorum ama sen gözünü açmıyorsun bir türlü. Sibel, Elif zor zamanlar geçiriyor. Zor bir evreden geçiyor. Kendi çektiği acılar yetmiyormuş gibi bir de şimdi babasıyla uğraşıyor. Yardım etmek istiyorum sadece. Onların da başka bir beklentisi yok. Zannetmiyorum. Ben Elif'in tavrından bir şüphe duymuyorum. Duymuyorsun öyle mi? O zaman sana kelimesi kelimesine bana ne söylediğini söyleyeyim bakayım aynı şekilde düşünecek misin? Ne söyledi de bakalım. Açık açık ne yaşattıysan aynısını yaşatacağım sana dedi. Böyle tehdit etti. Hem de ne zaman yaptı bunu biliyor musun? Sana kendini acındırdıktan böyle 2 saniye sonra. Arda, bak kimseye bir şey söylemek yok, tamam mı? Söz ver. Tamam. Senem tamam, hadi in. Görüşürüz. Görüşürüz. Ya öfkeyle söylemiştir diyorsun ya hala. Ya sen bu kızın yaptıklarını ne kadar çabuk unuttun? Unutmadım ya, bir şey unuttuğum falan yok Sibel. Sadece babasına destek olmak için yanındayım. Başka bir sebebi yok bunun. İnan artık lütfen ya, ne olur. O toz konduramadığın o Elif var ya, seni manipüle etmeye çalışıyor ve bence bunu gayet iyi başarıyor. Ya Sibel yapma Allah aşkına, bak dönüp dönüp aynı yere geliyoruz ya. Burhan baba benden öyle bir istedi ki Kazdağlarına gitmek istiyorum dedi. Belki bir daha göremeyeceğim Erhan dedi. Lütfen dedi. Görmen lazımdı, seni tanıyorum. Sen de ikna olacaktın. Tamam, konuyu daha fazla konuşmak istemiyorum seninle. İşime dönmem lazım. Sen de işine dön. Almanya'dan haber bekliyorlar. Sırf evli olduğumuz için de işlerini aksatmaya çalışma, tamam mı? Bak yine aynı şeyi yapıyorsun işte bu. Bu. Ne? Sabah da aynısını yaptın bana. Bana sürekli bunu yapıyorsun. Benim seni ikna edeceğim hiçbir şey yoksa ben seninle inanmak istiyorsan beni. Abicim. Siz nasıl insansınız abi ya? Ne oldu oğlum? Niye öyle dedin lan? Babamın karşısına geçip şöyle mutlu olacağız, böyle aile olacağız diye atıp tutuyordunuz. Ablam desen zaten söylediği yalanın adli hesabı yok. Adamı mahvettiniz. İsteyerek yapmadık ki oğlum. Yani zorunda kaldık Arda. Burhan baba rahatsız kardeşim. Hasta olduğu için stres yapmasın dedik. Olanları bilmesin dedik. Yani ablan dedi daha doğrusu. Abi yeter. Artık her türlü pisliğinize bahane edip durmayın şu adamı. Sizin yüzünüzden o halde. Ben bir şey yapmadım oğlum. Ablanla konuştun mu sen? Arda lan. Ne oluyor? Şimdi anlaşıldı neden hastaneye hep beraber geldiniz. Erhan, ben bir daha anne olamayacağım. Eğer babama bir şey olursa, ikinizi de öldürmezsem namert. Oğlum nasıl laflar lan bunlar? Öldüreceğim, öldüreceğim. Abi bırak! İçini ettiniz ailemin. Kardeşim sen benim tanımıyorum. Abi bırak, abi bırak sen beni, abi. Abi beni bırak. Niye tanımıyorum? Bırak Erhan abi beni, bırak, bırak. Oğlum bırakır mıyım lan seni ben? Manyak. Seni ben bırakır mıyım birader? Seni ben bırakır mıyım oğlum lan? Hı? Seni ben bırakır mıyım lan? Bırakır mıyım oğlum seni? Gel bir gel bir şöyle bir otursana bir sen şuraya. Gel bir otur şuraya. Bir otur şuraya bakayım ya. Tamam anlıyorum seni ben ama. Bakalım halden anla sen de biraz. Hepimiz bir şey yaşıyoruz burada. Hep aynı laflar. Olur mu aynı laflar? Sen kolay mı sanıyorsun onun yaşadığı benim yaşadığım? Hı?
Kolay mı sanıyorsun? Sen bana ne dedin restoranda o gece? Sevdiğinin peşinden git dedim, bırakma dedin, değil mi? Ben öyle yapıyorum dedin. Gittin mi Selim'in peşinden? Gittin mi, vazgeçmedin değil mi? Gittin, hala devam ediyorsun. Biz de aynı şeyi yaşıyoruz. Tamam mı? Ben de ablan için aynı şeyi yaşıyorum. Kusura bakma kardeşim. Öyle oldu. Siz dua edin babama bir şey olmasın. Bursa çok fena olur. Melis neredesin? Muayenehanedeyim canım, ne oldu? Ya sen hep böyle durumlarda arıyorum da farkındayım ama canım çok sıkkın. Bir gelsen bir yerde bir kahve içsek olur mu? Ya ben de seni arayacaktım. İstersen benim muayenehanenin oradaki kafede buluşalım. Tamam, geliyorum oraya. Ha, kızım ne yaptınız? Konuştunuz mu Erhan'la? Konuştuk babacığım, hallettik. Sen ilaçlarını içtin mi? İçtim ya kızım, Allah aşkına çocuk muamelesi yapma bana. Tamam, içtim işte. Tamam, kızma. Bu arada Erhan da işlerini halletmiş. Yarın yola çıkıyoruz. İyi de yalnız bak bir şey diyeceğim ya. Bilmiyorum, ben böyle emri vaki yapar gibi oğlum ya. İçim de pek rahat değil yani, gitmesek mi acaba çocuğun çünkü işi gücü. Ya yok babacığım, olur mu öyle şey? Hem barıştığımızdan beri Erhan da ailecek bir şeyler yapmak istiyordu. O da bunalmış işlerinden. Güzel olur, gideceğiz. Merak etme, sen takma kafanı. İçim rahatladı şimdi. Bu arada sana bir şey diyeceğim baba. Erhan'ın aile özlemini biliyorsun. Ya seni de babası gibi görüyor. Tamam, tamam. Anladım. O bende, merak etme. Kızım tamam, oldu aramızda bazı şeyler. Kızdım ettim falan ama hani. Erhan da benim evladım gibi artık. Sen dert etme. Sağ ol. Bak sana bulduğumuz otelleri göstereyim. Hadi bakalım. Oo. Bir dakika, bir dakika. Çok güzel ya. Değil mi? Oo. Cennet, vallahi cennet be. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Çalışıyorum kanka. Sen ne yapıyorsun? Oğlum herhalde seni arıyorum. Ne oldu oğlum? Niye geldin? Ya şunları getirdim işte. Ha. Konuştuk ya. Tamam, unuttum. Tamam, bakarım. Abi iyi misin? İyi, yok bir şey. Yok bir şey. Erhan'cığım, kardeşim biz eski arkadaşız ya. Bir şey yok diyorsun ha. Yükür bakayım, dinleyin ben bunu, anlat. Ben elime attığım her şeyi mahvetmek zorunda mıyım Samet? Erhan'cığım, kardeşim sen neden bu kafalara girdin, gözümü seveyim ya. Ne alakası var, şunu deli deli konuşma Erhan. Yani bazen diyorum ki, ta en başta Antalya'ya hiç gitmeseydik biz nasıl olurdu acaba her şey? Bir düşünmeden edemiyorum yani. Ya oğlum tamam, şu maziyi kurcalamayı bırak. Hayat devam ediyor sonuçta. Oğlum senin mis gibi hayatın var lan. Oğlum sen Koraslanların damadısın. Sibel Koraslan'la evlisin. Doğru söylüyorsun birader, Sibel Koraslan'la evliyim. Aynen öyle. Ha tamam. Sen Sibel'le kavga etmişsin. Tartıştınız mı? Ne oldu? Oğlum, olur böyle şeyler evlilikte. Erhan, bak bana, ben bekarlık sultanlıktır kafasına takılıyorum. Ama sen öyle miydin? Hiç öyle biri değildin ki sen. Hep aile istedin oğlum sen. Çocuğum olsun, pikniğe gideyim hafta sonu bir şeyler. Sen istemedin mi? İstedin. İşte. Ne kurucu oluyorsun oğlum sen geçmişi falan? Bak keyfine, bırak şu geçmişi. Ben yandım kardeşim. Erhan bu durumu kolay kolay atlatamayacak. Ya şimdiden benim yüzümden demeye başladı. Ya bu arada sana bugün söyleyecek vaktim olmadı ama Tuncay beni görmeye geldi bugün. Ha, öyle mi? Dosyasını getirmiş Elif'in. Durumunu öğrenmek için. Abim için de üzülüyorum ya. Elif için böyle çırpınıp duruyor. O da çok üzülüyor. Peki durumu nasıl? Anne olma şansını kaybetti mi gerçekten? Maalesef.
Şaka gibi ya, böyle roller değişmiş gibi değil mi? Böyle sanki ben onun yerine geçtim, o benim yerime geçti. Ay canım yapma Allah aşkına. Ne ilgisi var? Bu her kadının başına gelebilecek bir durum. Ya ben Elif'in yapacaklarından korkuyorum. Başına gelen her şeyde beni suçluyor. Ya süreç onun için çok iğne. Ama zamanla anlayacaktır seninle hiçbir ilgisi olmadığını. Bilmiyorum. Ya buna ben bile emin değilim. O ne demek şimdi? Belki Antalya'da teklifte bulunmasaydı. Bunlar şimdi evli olacaktı. Çoluk çocuğa karışmış olacaklardı. Sibel, bunu hiç kimse bilemez. Bunlar sadece varsayım. Yani sen olmasan da belki ayrılacaklardı. Ya da Elif yine anne olamayacaktı. Ben biliyorum. Sen bu kıza ikinci bir şans verdin. Geri çekilmen gerektiğinde hiç düşünmeden geri çekildin. Kendini suçlama artık lütfen. Ya içim böyle huzursuz. Erhan da öyle biliyorum. Ya inşallah mutlu oluruz yani. Ya yapma bunu işte, kızın stili de tam olarak bu. Sen kendini suçlayacaksın, Erhan kendini suçlayacak. Huzurunuz kaçacak. Bu tuzağa düşme. Kocanı böyle altın tepside sunmuş gibi olacaksın o kıza. Şunları da bana gönderirsin. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bunları Timur Bey'e götürebilir misin? Bunlar Almanya için reklam stratejileri. Senem Hanım, benim çok acil bir işim var ama siz onları bana verin. Ben başka biriyle gönderirim onları. Tamam Seval, sakin ol, ben götürürüm. Sen iyi misin? Tamam. Biz bir kahve içelim kız kıza. Hı? Sana da iyi gelir. Sakin ol, tamam? Tabii. Ne işin var lan senin burada? Tamam, sakin. Ben bir sıkıntı çıkarmaya gelmedim. Zafer, geldiğin gibi bas git, Senem'in de peşini bırak. Ya Arda'cığım tamam, ben bu sefer Senem'e de gelmedim zaten, seni görmeye geldim. Beni görmeye mi geldin? Niye? Ya bak, tamam farkındayım. Geçmişte çok ayıp yaşandı. Benim sayemde oldu çoğu da ama şu an durum farklı. Ben senden yardım istemeye geldim. Benden yardım istiyorsun. Başka yardım isteyecek adam mı kalmadı? Sen bizim aramızda geçenleri unuttun galiba. Ya yok tamam, unutmadım. Sonuçta bizim aramızda bir hukuk gelişti. Ocağımdaki bıçak izi duruyor. Ama yani bizimkisi gibi fırtınalı ilişkilerde olur öyle şeyler, sıkıntı yok. Ne oluyor lan sana? Oluyor işte bir şeyler. Arda'cığım bak, benim şimdi senin yardımına ihtiyacım var. Elimde bir adres var, oraya gitmemiz gerekiyor. İyi. Adres varsa bulursun. Bu saatten sonra Allah yardım etsin sana. Ya Arda'cığım, oğlum gerçekten ihtiyacım olmasa sana gelmem herhalde, değil mi? Ailevi meseleler ya. Senden başka da yardım isteyebileceğim kimse yok. Tanıdığım tek fakir sensin. Hı? Hadi. Yani anlayacağınız bir pedos flört etti benimle. Pisliğe bak ya. Hem yengeme hem sana asılıyor yani. Ne yapacağım hiç bilmiyorum gerçekten. Ne yapacaksın Seval? Konuşacağız yengemle, anlatacağız durumu. Yapacak başka bir şey yok. Ya Begüm Hanım bana kızarsa? Seval'cim yengem niye sana kızsın? Adam gördüğü herkese mavi boncuk dağıtıyormuş. Senin ne suçun var? Ya orası öyle evet ama sadece o değil ki. Ben şirkette de adamın böyle anılmasını istemem. Pek hoşuma gitmez bu. Ya seni çok iyi anlıyorum. Çok haklısın. Ama böyle bir duruma da sessiz kalamazsın. Ya kalmamalısın. Hem bu durumda yengem de çok zarar görür. Sen merak etme. Bizden başka kimse bilmeyecek. Tamam. Peki. Ne o Erhan Bey? Erken paydos vermeye mi karar verdiniz? İstediğiniz evrakları masanıza bıraktım Sibel Hanım. Size daha önce de söylemiştim ama yine tekrarlayayım. Cezabel'in Almanya'ya açılması fikrine gerçekten karşıyım. Çok merak ettim. Tim Bey'in yüzünden karşı değilsiniz değil mi? Hayır. Yani karşıt görüşlerimin sebepleri var. Merak ettim sebepleri neymiş? Kültürel farklılıklar, müşteri alışkanlıkları bizim pazarımızı biraz daraltıyor. Üzerine yüksek fiyat politikamızla birlikte müşterinin ihtiyaçlarını karşılayamaz bir hale geliyoruz. Yani kısacası feasible değil. Yani size göre biz yurt dışına bile açılamayacağız. Yok değil, öyle değil.
Yani gerekli prosedürler ve stratejilerle neden olmasın? Evet. Siz bu konuda çok başarılısınız, doğru. Sizden daha iyi olduğum söylenemez Sibel Hanım. Şimdi nereye peki? Eski nişanlınız ve ailesinin yanındaki mesainize mi? Akşam 8'deki yemeği unutma. Yok, unutmadım, merak etme. Ben damatlık görevimi sonuna kadar yapacağım. Sizi utandıracak en ufak bir şey yapmam, merak etmeyin. Yok, merak etmiyorum zaten. Oyunculuk performansınız ortada zaten, ha? Ne oluyor? Olağanüstü hal toplantısı diye mesaj atmışsınız. Ben de bilmiyorum. Bunlar da bir şey demiyor. Gizemdir, gidiyor. Tamam, biraz sabredin, öğreneceksiniz. Yengecim, sen gel böyle. Senemciğim, birincisi yengecim kelimesinin artık üstünü çiziyoruz. İkincisi, anlatsanız artık, çatlatacaksınız ya. Begüm. Timur sana yalan söylüyor. Nasıl yani? Ne yalanı? Begüm Hanım, daha önce üzülürsünüz ya da kızarsınız diye ben söylemek istemedim ama... bu sabah Timur Bey terasa geldi. Sonra... yani bir garipti hareketleri. Bu pislik Seval'e yürümüş. Begüm Hanım, yemin ederim ki benim bir suçum yok. Ben ne olduğunu anlamadım bile gerçekten. Yengecim, bir şey söylemeyecek misin? Körüz biz ya. Nasıl görmedik bunu ya? Bu adam kapıdan girer girmez Sibel'e yürüdü. Almanya'ya gideceklerdi. Sonra o iptal olunca da Begüm'e koşmaya başladı. O da yetmemiş demek ki, sıra Seval'e gelmiş. Üzülme kraliçem. Boş ver. Balık baştan koktu en azından. Şimdi taşlar yerine oturuyor. Ya bu yemekte de bir garip davranıyordu çünkü Senem'e de anlatmıştım. Ne gibi? Siz devam edin, ben geliyorum hemen. Ya yemekte ard arda telefonu çaldı. Ben de gayri ihtiyari kim diye sordum, önemli değil dedi. Sonra ard arda mesajlar düşmeye başladı. Ne yaptı tahmin edin. Ne yaptı? Tuncay hareketi, telefonu ters çevirdi. Pislik. Ben de ne bileyim yani, herkes Tuncay değil sonuçta diyerek kötüye yormadım hiç. Seval, sen de eğme başını. Utanacak olan sen değilsin, ben de değilim. Utanacak olan o zampara. Böyle adamlar için başını bir daha sakın eğme. Duydun mu? Duydum Begüm Hanım. Teşekkür ederim. Kızlar, ben bunun intikamını alırım. Yanına bırakmam bu pis zamparalıklarını. Var mısınız? Plan nedir? Anlatıyorum. Şimdi. Sibel. Almanya raporları sana da geldi mi? Evet. Reklam stratejileri de geldi. Ben de konuşuruz dedim. Başka bir gün yapsak, iki raporda gözden geçiririz. Olur, nasıl istersen. Sen iyi misin? Bir sorun mu var? Yo, iyiyim, yorgunum biraz. Ablacığım. Lazım. Bize ablamla biraz müsaade edebilir misin? Özel bir şey konuşacağız da. Tabii ki, görüşürüz. Geldik ya biz böyle. Asıl soru, ben niye buradayım? Güzel soru. Gerizekalıyım ben ya. Harbi gerizekalıyım. Niye yardım ediyorsam sana? Yok be kardeşim, öyle düşünme. Şimdi senin baban bir çeşit Yaşar Usta olduğu için sen mecbur dost düşman herkese yardım edeceksin. Öyle yetişmişsin.
Benim öyle mi? Biz de eskiden beri işte dost, düşman, zengin, yoksul herkesin üstüne bastık. Ama yanlış oldu tabii. Yapmamak lazım öyle şeyler. Allah Allah. Ne oldu, saksı mı düştü senin kafana? Geldik. Burası. Neresi burası? Burası işte senin sorduğun sorunun cevabı. Gecekondu mu benim sorduğum sorunun cevabı? Burası benim doğduğum evmiş. Nasıl? Öyle. Evlatlıkmışım ben. Bambaşka bir adam olabilirmişim. Değil mi? Gerçekten böyle bir şey yapmış mı? Evet ablacığım. Ya gerçi Seval de böyle bir yalan söylemez. Neyse ben onunla konuşurum, haddini bildiririm. Hayır hayır, sen hiçbir şey yapma. Biz onun o terbiyesizliğini yüzüne vuracağız zaten. Ben sen bil diye söylüyorum sadece. Tamam, size güveniyorum ama ne olur şirkettekilerin ağzına sakız yapmayalım. Ya herkes özel hayatımızı konuşuyor zaten. Tamam, sen merak etme. Peki sen iyi misin? Ya Arda'dan duydum. Erhan abi, Elif falan. Arda hiçbir şey bilmiyordu. Sen bir şey söylemedin değil mi? Uf, Senem ya. Ama ablacığım ben sizin böyle bir oyun çevirdiğinizi nereden bileyim? Erhan bu yüzden mi sinirliydi acaba? Yani ben Arda'ya kimseye bir şey söyleme dedim ama pek beni dinleyecek gibi değildi. Ya peki neden yapıyorsunuz bunu? Burhan amcanın iyiliği için mi? Böyle bir oyun kurdular. Üzülmemesi gerekiyormuş. Bir şey soracağım ama kızmak yok. Hı. Kıskanmıyor musun hiç? Kıskanmak ne demek ya? Kafayı yiyeceğim. Erhan'la Elif'i yan yana düşününce böyle deliriyorum resmen. Kıskanınca da nasıl kıskandım dermiş hemen. Dobralık'ta bir dünya markasısın ablacığım. Akşama aile yemeğimiz de var. Erhan'la aram bozuk. Ya ne olur bizimkilere bir şey çaktırmayalım, olur mu? Tamam, sen merak etme, hallederiz. Erhan, şirkette nasıl gidiyor işler? Alışabildin mi? Gayet iyi gidiyor Tahir Bey. Sıkıntı yok, sorun yok, her şey yolunda. Tahir Bey ne evladım ya? Artık bir aileyiz. Baba daha münasip olmaz mı? Erhan'ın bir tane babası var. O da Burhan babası. Ablacığım sen şirkette reklam stratejileri dosyasına bakabildin mi? Konuşamadık hiç. Yok, gönderdiler ama bakmadım. Yarın ilgileneceğim. Aa, iş mi konuşacağız şimdi yemekte? Şirkette bütün gün konuşuyorsunuz. Daha güzel şeylerden bahsedelim. Mesela biz torunumuzu ne zaman kucağımıza alacağız? Şu çayımı bitireyim, ondan sonra gideyim kendime ufak bir çanta hazırlayayım. Yok babacığım, sen hiç yorma kendini, ben hallederim. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya vallahi şu... Ne bileyim, bu tatil çok iyi gelecek ya. Çok özlemişim oraların havasını. Vallahi ben de çok heyecanlıyım. Bir de en son şu Antalya maceramızdan sonra... Biliyorsun her şey darmadağın oldu. Biliyorum kızım, bilmez miyim? Bir sürü şey atlattınız ama bitti gitti işte be. Önemli olan şimdi birbirinize sarılmanız. Önünüze bakacaksınız. Bu yolculuk ikimiz için de iyi bir başlangıç olacak. İyi ki gidiyoruz. Bizim Ayta nerede? Haber verdi mi sana? Arkadaşlarıyladır babacığım. Merak etme, akıllandı artık. Keşke o da gelseydi ve şöyle aile birlikte birkaç gün geçirirdik.
Şimdi yeni başladı ya işi, hemen bırakmak istemiyor. Bir dahaki sefere o da gelir. Bir dahaki sefere torunlarımla inşallah. Kızım, şu Erhan'la nikah işini artık bir an önce halledin. Ne olur ben ölmeden bir torun seveyim, lütfen. İnşallah babacığım. Ben şu eşyaları hazırlayayım yavaş yavaş. İyi hadi. Hayır. Hayır, sen alamayacaksın Elif, alamayacaksın. Sibel Koras'tan'ı ağlatacaksın. Yani biliyorum sizin de kendinize göre muhakkak planınız, programınız var ama bizim de yaşımız ilerledi. Yani Sibel'in bebeğini kucağımıza alsak, öpsek, koklasak iyi olmaz mı Tahir Bey? Çok güzel olur ya. Çocuk bir ailenin neşesidir. Hem de nasıl? Ya bak şimdi aile falan deyince şöyle diyorum, yarın sabah ailece bir kahvaltıya gitsek, yelken kulübüne bir yer ayırsak, ha ne dersiniz, iyi olmaz mı? Harika olur. Yarın için benim müsaitliğim yok, kusura bakmayın o yüzden. Başka zaman katılabilirim. Erhan yarın Elif'in ailesiyle Burhan babalarını tatile götürecek. 2-3 gün yok. Sen hala görüşüyor musun onlarla? Evet, Tahir Bey kısa bir süreliğine. Yani Burhan babanın sağlığı için. Burhan Bey bizim için de çok değerli gerçekten. Ama oğlum senin kızıyla olan eski ilişkin, şimdi Tuncay'la olan ilişkileri... Biraz... Evet, her şey çok karışık anne, haklısın. Benim açımdan karışık bir şey yok aslında pek. Yani Burhan babanın sağlığı için onların yanındayım. Bir düzelsin, bir ayağa kalksın, bir toparlasın. Sonra işim bitecek zaten o tarafla. Endişe etmenizi gerektirecek bir durum yok yani. Bana kalırsa böyle bir şeyin hiçbir gerekçesi olamaz. Ben diyorum ki, bence hiç böyle şeyler konuşmayalım. Erhan abi, benim canım eniştemi bu gergin Koraslan yemeklerine misafir etmeyelim. Nesi varmış ailemizin, yemeklerimizin? Aklı başında herkes Koraslan ailesine dahil olmanın ne kadar şanslı bir şey olduğunu bilir. Tahir Bey, bence fazla uzatmayalım. Erhan bizim ne demek istediğimizi anladı. Ve eminim ona göre düşünecektir de. Anladım efendim. Üzerinde de düşüneceğimden emin olabilirsiniz. Belki bir kıyaslama yaparsın Elif'in ailesiyle. Hı? Nasıl? Erhan, biz yemekten sonra seninle benim çalışma odasına geçelim mi? Şöyle erkek erkeğe baş başa konuşuruz. Tabii, erkek erkeğe. Nasihat dinleyeceğim, anlaşılan biraz. Ya nasihat değil, sohbet. Fikirlerimi dinlemek istersen tabii. Estağfurullah Tahir Bey, her zaman. Biz birbirimize aitiz. Bunu sana hatırlatacağım. O 3 gün bizi nasıl ayırdıysa öyle birleştirecek. Ya. Tuncay, senin ne işin var burada bu saatte? Aile yemeğiniz yok muydu sizin? Aile yemeği vardı da benim o aile yemeğine gidecek takatim yoktu. O yüzden gitmedim, burada işe güce sardım. Gelsene, ayakta kaldım. Gel, gel. Gel, ayakta kaldın. Gel, otur. Aslı seni sormalı. Senin ne işin var acaba burada? He? Kızlar anneannelerinde kalacak bu akşam. Ben de evde tek kalmak istemedim. En azından burada kafam dağılıyor işle güçle. İyi yalnız. Ne oldu? Senin canın sıkkın gibi. Elif'le bir şey mi oldu? Tuncay. Bana anlatabilirsin. Tamam, bizim defterimiz kapandı ama dostluğumuz baki. Şaşırtıyorsun beni şu anda.
Yani bu kadar olgun davranabileceğini beklemezdim açıkçası. Dünyalar güzeli iki kızımız var bizim. Olgun olmazsak, dost olmayı beceremezsek en çok onlar zarar görecek. Rüyalar güzeli iki kızımız var. Ve senin gibi bir anneye sahip oldukları için çok şanslılar. Teşekkür ederim sana, ben de öyle düşünüyorum. En azından hala beğendiğim bir yönüm var desene. Anlat bakalım ne oldu? Anlayamıyorum insanları. Anlayamıyorum insanları, gerçekten anlayamıyorum. O ilk zamanlar etkilendiğim insan yok, bambaşka biri oldu yani. Tanıyamıyorum, bambaşka bir insan geldi yerine, ben anlayamıyorum. Tuncay, ben demiştim demek hiç istemiyorum. Şu an en son duymak istediğin şey bu, biliyorum ama maalesef ben demiştim. Tamam boş ver, bu cümleyi kurmadım farz edelim. Ne oldu peki, neden böyle hissetmeye başladın? Bilmiyorum, yoruldum, sağlıklı düşünemiyorum Begüm ya. Anlayamıyorum gerçekten. Yani nasıl davrandığımı da bilemiyorum. Anlamıyorum ki, yaşanan bütün o olayların sorumlusu benmişim gibi hissediyorum. Yani bütün kötü ne varsa bütün hepsini etki etmişim gibi hissediyorum. Ben tuhaf bir halin içine büründüm. Ne yaptım bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Tuncay, çabuk yorulmuşsun. Ben çok daha fazla sabretmiştim. Sana iyi şeyler yaşatmadım ya. Farkındayım ya, yani çok iyi şeyler yaşatmadım sana zaten. Merak etme, ben de çekiyorum acısını. Bak nasıl beddua ettiysen bana artık. Halime bak. Senin neyin var? Hı? Benim? Bir şeyin var senin? Yok. Nereden çıktı şimdi? Var bir şeyin var senin. Ben tanıyorum seni yıllardır. Senin böyle ne zaman bir şey canın sıkılsa sen böyle kuytu köşelere kaçarsın. Yine aynı hal durumdasın. Peki kusura bakma, tanıyorum seni hayatım. Aslında sen yardımcı olabilirsin belki bana. Şimdi düşününce. Yani anlayamadım tabii, nasıl anlayayım? İşte yıllardır üzerinde çalıştığım bir alan, uzmanlık alanım. Hangi konu Begüm ya? Çapkınlık. Aman boş ver, kahve yapayım, ister misin? Dur bırak şimdi kahveyi, bırak şimdi kahveyi. Begüm. Boş ver. Begüm. Vay be. Demek canımız sıkılınca buraya geliyoruz. İyi. Güzel, ben de sevdim, gelirim ben buraya. Sen neyin tribindesin sabahtan beri? Böyle saçma sapan hayat sorgulamalar falan. Bu anlattım ya. Ya anlattın da kazık kadar adamsın. Tamam evlatlıkmışsındır, şaşırmışsındır, eyvallah. Ama böyle benim hayatımı anlama çabaları falan, bunlar ne? Doğru söylüyorsun. Ne bileyim oğlum, ben ne yaptığımı biliyor muyum ya? Benim kafam karışık. Kafan karışık. Zengin bebeleri 30 yaşından sonra duvara toslayınca böyle oluyormuş tabii ki. Ne yapacaksın? Fakir hayatı mı yaşayacaksın? Yok be oğlum. Bence sen bir kendine gel, beni de sal. Saatlerdir esir aldın beni burada. Bak yine çok doğru konuştun Arda kardeş. 40 yıllık kâni, ha? Olur mu yani? Hadi gidelim de sen beni Senem Kuş'a bırak. Şaka. Hadi gidelim, ben de seni salayım. Hadi. Ulan Zafer. Zafer var ya. Baş başa konuşmak nereden çıktı ya? Babam sağlam nutuk çekecek gibi. Ama ne demek nereden çıktı? İşte damadıyla konuşmak istemiş. Bu kadar gerilecek bir şey yok. Ya ablacığım, cidden soruyorum. Ya beni o kadar tembihledikten sonra niye babama söylüyorsun tatile gideceklerini? Ay sinir oldum, söyledim öyle işte. Sibel'cim benim güzel kızım.
Bak ben Erhan'ı çok seviyorum. Gerçekten çok efendi bir çocuk ama... ...bu kızın ailesinden biraz uzak durmalı artık. Evet haklısın biliyorum. Ama bana ne diyemez ki? Ya sırtını çeviremez ki onlara. Ya zaten de bu yüzden seviyorum ama aynı zamanda o kadar sinir oluyorum ki bu huyuna. Aşk bir dengesizlik işi diyebiliriz o zaman. Bak sen. Tamam ya damat, gerilme o kadar. Öyle nasihat falan çekecek değilim. Hayatta tecrübemi paylaşacağım sadece. Bak, bir insanın babasıyla vakit geçirmesi çok önemlidir. Çocuğun babasına güvenmesi, değil mi? Sevildiğini hissetmesi. Bir baba daha gibi olacak. Daha gibi olacak ki çocuk ona böyle sırtını yasladığı zaman devrilmeyeceğini bilmeli. Benim çocuklarım biliyor. Ama sen... Ben? Sen bilmiyorsun. Senin babanla ilişkin malum. Tahir Bey, bunları daha önce konuşmuştuk. Tekrar konuşmaya gerek var mı? Yoksa konuşalım mı? İşte bazı dersler bir kere de öğrenim ya. Arada bir tekrarlamakta fayda var. Bak, ben her zaman çocuklarımın iyiliği için çalıştım. Tamam, yöntemlerimin doğruluğu tartışılır belki ama... ...her zaman onların iyiliği için çalıştım. Çabaladım ve hatalarımdan ders almayı da bildim. Bak, gördün mü? Biraz baskı yapınca kırıldı. Bu böyledir. İnsanlarda da böyledir. Bunları bana niye anlatıyorsunuz Tahir? Ya damadımla iki kelime laf edemeyecek miyim? Artık ben senin baban sayılırım. Bak oğlum, seninle başlarda yıldızımız pek barışmadı ama... ...sonra sen mertliğinle, zekanla gözüme girmeyi başardın. Hı? Ama sanma ki... İstediğim zaman seni ezip geçmem. Bak sana iki şey söyleyeceğim. Birincisi, sen artık Koraslanların damadısın. Hayatını ona göre yaşamayı öğreneceksin. Koraslan soyadını temsil ediyorsun. İkincisi, Sibel'le evli olsan da, Koraslan soyadını temsil etsen de... ...asla gerçek bir Koraslan olmayacaksın. Tahir Bey, hiç öyle bir derdim yok ya benim. Yani ben Sibel'le zengin olduğu için ya da benim hayatımı kolaylaştıracağı için falan evlenmedim. Ben Sibel'le aşık olduğum için evlendim. Bilin. Yani ölene kadar Bursa'nın Gecekondu mahallesinden çıkmış, babası tarafından terk edilen Erhan olmakta hiçbir sakınca yok, öyle mi? Yok. Yok. Ben soyadımı da seviyorum. Hiçbir sıkıntı yok hem de. Bak bunu duyduğuma çok sevindim. Yoksa öyle sırtımı Sibel'e, bizim ailemize dayayıp... ...öyle kafana göre yaşamana asla izin vermem. Tahir Bey, içeri geçelim mi? Saat geç oldu malum. Karı koca biz erken kaçmak isteriz belki. Geç oldu. Ne oldu damat? Nasihat dinlemekten sıkıldın mı yoksa? Hı? Yok estağfurullah, siz... Bu konuşmayı benimle gücünüzü göstermek için yapmadınız mı? Zaten anladım. Nasıl istersen. Buyur. Babam ne dedi? Yani umarım canını sıkmamıştır. Yok canım, canımı sıkar mı? Adamcağız yukarıda tatlı tatlı nasıl Koraslan damadı olunur onu anlattı bana. Ya kötü bir niyeti yoktur. Masadaki gerginliği fark ettiği için öyle bir şey yaptı. Sibel işte gergin. Ben sana dedim, sabah konuştuk daha. Bu gerginlikle mi gideceğiz eve dedim. Sayende anladılar gergin olduğumuzu. Sonra aldı beni yukarı odasına sürükledi bir güzel. Orada yine bir güzel beni üstü kapalı tehdit etti. Nasıl Koraslanlara layık bir damat olurum bana onu anlattı. Yani daha sayayım mı? Ha bu şimdi benim suçum mu oldu? Benim suçum mu oluyor yani? Sen eski nişanlınla tatile gitmeseydin bu gerginlik olmayacaktı. Bu konuşma da yapılmayacaktı. Ya bizim konuşacak başka bir şeyimiz yok mu Sibel? Konu sürekli dönüp dönüp buraya gelmek zorunda mı ya? Evet zorunda. Çünkü ben bu durumu atlatamıyorum. Ve sen ne dersen de bu normal bir durum değil benim için. Ya sevgilim, çaresizim ya. Çıkışım yok bayağı benim. Burhan babanın yanında olmak zorundayım. Çünkü o benim bu hayatta babam gibi gördüğüm tek insan. Ne olur anla beni ya. Thank you.
Senin ne işin var burada sabah sabah? Günaydın. Elimde olsa daha erken gelirdin de biliyorum uyanmayacağını. Vallahi ben dayanamıyorum artık ya Sibel. Gerçekten dayanamıyorum ben. Neye dayanamıyorsun? Neye mi dayanamıyorum? Her şeyden bir haber değilmişsin gibi davranıyorsun ya. Sanki bu hikayenin içinde bambaşka bir karaktermişsin gibi. Neye dayanamayacağım? Sibel Eren oyununa işte. Bu oyunu günlerdir oynuyorlar zaten. Ne oldu da bugün tutuşmaya karar verdin? Ya bu oyundan sonra Elif'in dengesi iyice dağıldı. Tamam mı? Yani ben anlayamıyorum onu. Bir adım atmaya çalışıyorum, iki adım geri kaçıyor. Böyle tuhaf tuhaf uzak durayım diyorum. Kaybedeceğim diye korkuyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum ben ya. Tuncay bak, en başından beri belli zaten. Bu kız senin... Yani... Senin istediğin gibi sevmeyecek seni. Bunu artık kafana koy. Kendini yıpratmayı bırak. Sağ ol ya Sibel. Gerçekten ağzından mükemmel cümleler çıkıyor. Teşekkür ederim. Senin nasıl Erhan'la durumlar? Biz de gerilip duruyoruz işte. Öyle tam mutluyuz diyorum. Yine Elif ortaya çıkıyor. Yani mutsuzluk yaratacak herhangi bir şey buluyor. Aa, yeter hadi kalk gidelim ya şuraya. Nereye gidiyoruz? Nereye olacak, otele gidelim işte. Hayır, ben bir yere gitmiyorum. Nerede kaldıklarını bile bilmiyoruz. Ya ben biliyorum nerede kaldıklarını. Şirketten yapmış rezervasyonu Erhan. Buldum ben her şeyi. Her şey var bende. Merak etme. Hadi, hadi. Abi sen delirdin mi? Delirdim Sibel, evet delirdim. Bence hepimiz delirdik zaten. Komple biz deliyiz büyük ihtimalle hepimiz. Ailecek. Ben anlamadım gitti ya. Vallahi bak dayanamıyorum. Hadi kalk, hadi hadi hadi, oyalanıyorsun ama hadi. Hayır, ben hiçbir yere gitmiyorum. Gerçekten gitmiyorum. Gittiğimizde ne diyeceğiz onlara? Ya bir gidelim bakalım, en azından içimiz rahatlar Sibel ya. Niye böyle davranıyorsun sen? Hadi Sibel. Ben hazırlanacağım ama şirkete gideceğiz, kusura bakma. Sibel, bu halde şirkete gidemeyiz. Şu kadarcık aklımız kaldı ya bu hikayeden sebep. Hadi çabuk hazırlan hadi. Hadi ver şu kahveyi bana. Bir yere gitmiyorum ya. Sibel'cim hadi, hazırlanır mısın? Çabuk basacağız, gideceğiz, bulacağız onları hadi. Hadi hayatım. Vallahi iyi oldu ya. Erkenden yola çıktığımız, bak vakitlice geldik. Hiç de yorgunluk hissetmiyorum. Havaya baksana, mis. Tabii burada usta şoförlüğüyle bizi hiç sarsmadan getiren nişanlımın da çok büyük payı var. Yalnız kahvaltısı da çok... Oğlum yesene, bir şey yemiyorsun, o kadar direksiyon salladın sen. Yiyorum, yiyorum babacığım, merak etme. Kızım çay doldursana nişanlına, bak çayı bitmiş. Ben alayım Elif. Bir de şu Arda haytası geleydi, tam olacaktı da. Babacığım çalışıyor çocuk. Hem zaten tekrar geleceğiz buraya. Değil mi Erhan? Baba, buranın çok güzel yürüyüş alanları varmış. Böyle yeşilliklerin, ağaçların arasında. Sana iyi gelir. Yürüyelim mi? Yürürüz, kahvaltımızı yapalım. Evet, ne zaman başlıyoruz? Operasyonumuz Kazanova'nın gelmesiyle başlayacak. Herkes benden talimat bekleyecek. Ne yapacağınızı hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Hatırlıyoruz da ben nasıl yapacağım hiç bilmiyorum. O adamla yan yana bile gelmek istemiyorum. Seval'cim inan, aynı duyguları besliyoruz. Hatta ben çok daha agresif şeyler yapmak istiyorum kendisine ama plana sadık kalmalıyız. Yani katılıyorum. Bunu tuzağa düşürdüğü ve düşüreceği bütün kadınları düşünerek yapman lazım Seval. Tamam, yapacağım. Seval, oyuna sen başlıyorsun biliyorsun. Birazdan gelir. Hadi kalkalım. Hadi. Bak açmıyor telefonu, açmıyor. Ben delireceğim. İnsan... Ya bir geldim der insan ya. Korkuluk muyuz ya biz? Bir geldim der insan be. Ay Tuncay, bir sus artık ya. Sen böyle yaptıkça ben de geriliyorum. Senin bu rahatlığın da beni geriyor Sibel'cim. Kusura bakma. İyice saçmaladın artık ha. Hayret bir şey ya. Çocuk gibisin. Bırakalım işi gücü, basalım gidelim, bunları basalım ya. Bak bunlar yıllarca nişanlı kaldılar. Benim aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Ben nefes alamıyorum artık ha. Aklına kötü kötü şeyler gelmesin. Biz, sen niye benim arabamla geldin? Ne var işte, tek arabayla gidiyoruz. Ne gerek var iki arabayla gitmeye? Hayret bir şeysin. Böyle devam edersen yolun ortasında bırakıp giderim seni ama. Tamam susuyorum, tamam ya. Şirkete gitmiyorsun değil mi? Şirkete gidiyoruz. Gitmiyoruz şirkete Sibel. Kolum atacağım sana. Şuradan açayım ben. Yeter be. Babacığım yavaş yavaş yürü, olur mu? Çok merak... yorulursan da söyle, döneriz. Merak etme kızım, söylerim tabii. Şu havanın güzelliğine bak ya. Mis, vallahi insan gençleşiyor. Şimdi Erhan bir şey diyeceğim.
Siz evlendikten sonra evi falan satalım, buralara yerleşelim ha? Baba zor burada, nasıl olacak? Ya niye? Açarız ufak bir dükkan, ondan sonra sebzemizi, meyvemizi kendimiz yetiştiririz. Mis gibi geçinir gideriz, ne var yani? Evet, hayalim diyordun sen hep. Ya ben bir şirketle alakalı bir telefon görüşmesi yapıp hemen yetişiyorum babacığım. Tamam, tamam. Telefon çekmiyor ki burada, sonra ararsın. Erhan, ben sana çok teşekkür ederim. Ne görüyorsun, babam ne kadar mutlu. Elif sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorum? Ya senin, yani bizim Burhan Baba'yı gerçekleri söylemeye hazırlamamız gerekirken sen gelecek planları falan kuruyorsun. Sanki biz bir çiftmişiz gibi, hatta dünyanın en mutlu çiftiymişiz gibi. Sen ne yapıyorsun? Ben inandırıcı olsun diye öyle yapıyorum canım. Sen bakma bana. Elif deme öyle şeyler ya, ne olur. Dönünce de her şeyi anlatacağız Burhan Baba'ya. Bu oyun yeter, fazla uzadı ya. Tamam. Söz, anlatacağız. Hadi gel. Dönünce hiçbir şey anlatmamıza gerek kalmayacak. Bu iş burada çözülecek. Günaydın. Günaydın. Kahve içeriz demiştik ya. Şimdi içmek ister misin? Daha fazla ertelemeyelim dedim de. Olur tabii. Çok iyi olur hem de. Günaydın. Günaydın. Hava çok güzel. Terasa çıkalım mı? Olur, çıkalım. Canım sen de bize yukarıya kahve söylersin. Birinci aşama gayet başarılıydı. Yalnız Begüm'e helal olsun. Yani adamı boğmak isterken o kadar iyi oynadı ki. Seval'cığım, çok güzeldi. Ama ikinci roundda birazcık daha gerçekçi ve vurgulu olman gerekiyor. Of Tansel, of! Zaten gerginim. Germe beni daha fazla. Gerekme, gerekme ya. Hadi çıkalım hadi. Ne haber Arda? Günaydın. Günaydın. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen? İyiyim. Var mı ablanlardan bir haber? Ulaşabildin mi? Çok merak ediyorsan arayıp sorsaydın. Aa, arayamazsın ama. Yalan dolanınız ortaya çıkar Ersin. Değil mi? Ya aradım da. Ulaşamadım, meşguller herhalde. Tunca abi, kızıyorum falan ama anlıyorum seni, biliyor musun? Sen gerçekten seviyorsun ablanı. Ama dikkat et, üzülen sen olma. Daha ne kadar üzüleceğim ya. Ceket yakışmış. Yani ben uyarayım da seni. Erhan abi ne kadar başkasıyla evli olsa da ablamla aralarında kopmayacak bir bağ var. Yazık etme kendine. Senin evliyken, senden uzaktayken, aranızda mesafe varken uzaklaşabildin mi? Senden uzaklaşamadın. Bizim hikayemiz başka, sizinki bambaşka. Ya aynı bütün hikaye, aynı. Burası durmuyor. Boş ver. Arkadaşım çok güzel bir mekan açmış. Yarın beraber gidelim ister misin? Tabii ki, zevkle. Harika. O zaman ikimiz adına rezervasyon yaptırıyorum. Tamam. Buradayken beni de hiç yelenmeye çıkmamıştı. Güzel olacak benim için. Süper. Birinden telefon mu bekliyorsun? Ha yok. Bir iş yemeği için organizasyondan haber bekliyorum. Anladım. Timur, ben sana bir şey söylemek istiyorum ama çok çekiniyorum. Ne? Rahat ol, söyle Begüm. Ben senden çok hoşlanıyorum. Bizi hisle, karşılıklı. Ben de senden çok hoşlanıyorum. Çok pardon, bu telefona bakmam lazım. Tamam. Yok ya, yok. Ben yapamayacağım. Gerçekten yapamayacağım. Canım, yaparsın. Niye yapamıyorsun? Hadi, hadi. Evet. Ya niye aramıyorsunuz? Adam oyalamak için gereksiz yere aşkımı ilan ettim orada. Kusura bakma kraliçem. Bazı oyuncularımızın gazını almakla meşguldüm. Sevacığım, sıra sende. Hadi, yapabilirsin. Hadi, hadi. Ne oldu? İkna oldu mu ondan hoşlandığına? İkna olmak ne kelime? Ben de senden hoşlanıyorum dedi. Bir ara o kadar iyi oynadım ki ben bile kendime inanıyordum. On numarası kraliçe. Seval'e diyorum. Of ya. Ben yapmasam. Heh, yapmayayım ben. Amma naza çektin kendini ya. Seval, git Oscar'lık oyna demiyoruz. Gideceksin, basacağız, bitecek bu olay. Seval, canım. Yapabilirsin. Hadi canım.
Hadi tek nefeste git hadi. Tamam. Tamam ya. Yapacağım. Evet. Yapacağım. Hadi git. Evet. Yapamayacak. Ay ne tribe girdi bu da ya. Yapamayacak. Hoş geldin. Kahve içmedik seninle. Sizin Begüm Hanım'la aranızda ne var? Hiçbir şey yok. Biz arkadaşız. Bir kez yemek yedik sadece. Bugün öptü ama seni. O sanırım beni hoşlanıyor ama ben ilgilenmiyorum. Ben seninle ilgileniyorum. Sen çok güzelsin. Sen beni çok heyecanlandırıyorsun. Ben senden hoşlanıyorum. Yazıklar olsun. Tükür. Begüm. Rizli herif. Öyle değil ya. Arkamı dönüyorum hemen başkasıyla mı flört ediyorsun? Öyle değil. Sen yanlış anladın Begüm. Yalancı. Az önce bana neler diyordun burada. Sen ne kadar ikiyüzlü birisin ya. Abartıyorsunuz ya. Bu sadece flört. Bir oyun. Büyütecek bir şey yok ya. Özür kabahatinden büyük ya. Bu ne? Sen aşağı gel, bekliyoruz seni aşağıda. Allah Allah, dinle şimdi ya. Olur mu böyle bir şey ya? Efendim? Sibel, burada çok telefon çekmiyor, o yüzden arayamadım seni. Kusura bakma. Önemli değil. Özür dilerim Sibel, tekrardan. Ama Elif'le konuştum. Geldiğimizde Burhan Baba'ya anlatacağız her şeyi olan biteni. Söz. Umarım. Benim şimdi kapatmam lazım. Çok fazla işim var. Size iyi tatiller. Erhan. Ya benim telefonum çekmiyor da senden bir Arda'yı arayayım mı? Olur tamam. Çekiyor burada aslında ama... Babam da seni soruyordu. Bir baksana istersen. Seni çağırdı. Tamam bakıyorum şimdi. Bakalım sevgili karın sana ulaşamayınca ne yapacak? Hiç utanmıyor musun benim duygularımla oynamaya ya? Benim duygularımla oynamadın ki. Evet, senden hoşlanıyorum. Ama ondan da hoşlanıyorum. Ne? Ya ben böyle bir yüzsüzlük görmedim ya. Timur Bey, senin bu uçana kaçana tavrın bize gelmez. Ben yeterince antrenmanlıyım. Herkes odadan çıkabilir mi? Timur'la yalnız konuşmak istiyorum. Beni yanlış anladılar Sibel. Benim kutul niyetin yoktu. Daha doğrusu anlatamadın kendimi. Bence kendini daha fazla anlatma zaten. En iyisi senin gitmen olacak. Ne? Ne diyorsun sen Sibel? Ortaklığımız ne olacak? Ortaklığımız devam edecek. Ama ortaklık için illa holdingde olmana gerek yok senin. Yezabel'i de Avrupa'ya açacaksak en iyisi Almanya'ya gitmen olacak bence. Ama neden? Bu olay yüzünden mi? Çevremdeki kimsenin üzülmesine izin veremem ben. Bu yüzden en doğrusu bu olacak. Öyle istiyorsan, öyle olsun Sibel. Efendim Tuncay. Bana bak Erhan'ı aradın mı sen? Ha? En son ne zaman konuştun Erhan'la? Gündüz. Öyle mi? Peki tamam.
Niye, Elif seni aramadı mı? Aramadı, 1000 tane mesaj gönderdim. Geri dönmedi, telefonlarını açmıyor. Erhan'ı bir arasana ya. Tamam, tamam, ben ararım şimdi. Ya biliyordum ben böyle olacağını. İnat ettin yani. Gidecektik oraya 2 dakikada. Ne olacak ki sanki? Tamam Tuncay, yeter. Tamam, arayacağım şimdi. Allah Allah, ne oldu bu telefonu şimdi ya? Biraz önce iyiydi. Vallahi ben de anlamadım. Arda ile konuşurken öyle bir anda kesildi. Neyse, bakarım ben Ozan'a ya. Yalnız biz içki söylememiştik. Bırak oğlum, bırak, ben söyledim. Baba, babacığım, sağlığın için iyi olmayabilir, içmesek de. Doktor söylemiş, doktor söylemiş. Madem doktorun her dediğini yapıyorsunuz, o zaman beni niye strese sokuyorsunuz ha? Hadi bakalım, şurada kızımla, damadımla bir şey içeceğim ya. Ona bak, az önce damadım falan dedim ama oğlumsun sen benim ya. Şimdi de çekmeye başladı. Anlamadım ben nasıl bir şey bu. Arda mı arıyor? Ver konuşayım bir. Yok babacığım, Sevinç arıyor. Ben 2 dakika bir konuşup geleyim hemen. Hı. Efendim Sibel? Ha Elif, Erhan'ın telefonu kapalı sanırım. Erhan'ı bir verir misin? Veremem şu an. Müsait değil. Ayrıca müsait olsaydı seni arardım. Demek ki seninle konuşmak istemiyor, değil mi? Elif, ver şu telefonu hemen. Ne oldu? Güvenmiyor musun yoksa kocana? Şüpheleniyor musun ondan? Tekrar bana döner diye korkuyor musun? Elif, Erhan sana dönmeyecek. Göreceğiz. Kahretsin ya. Tuncay, ben hazırlanıp geliyorum. Sen de hazırlan, orada konuşuruz. Seninle bir anlaşma yapmıştık Tahir. Ama sen sözünden döndün. Huzurumu kaçırdın, oğlumla aramı bozdun. Bunun bir bedeli olacak tabii. Haberin olsun. İsmail, defol git evimden, beni tehdit etme. Seninle bir işim kalmadı benim. Kalmadı mı? Biz hala dünürüz, unuttun mu? İlk celsede bitecek o iş. Yoksa... Yoksa ne? Sırrımı ifşa mı edersin? Aynen öyle. Git oğlumla konuş, bitirsin bu işi. Zafer'in her şeyden haberi var Tahir. Nasıl ya? Ben söyledim. Her şeyi itiraf ettim. Böylelikle senin de bize karşı elinde hiçbir koz kalmadı. İstediğini istediğin yerde git anlat. İsmail, oğluna kendin söylemişsin. Boş boşuna bana hırslanma, ailemi rahat bırak. Sen bu sırrın peşine düşmeseydin her şey yolunda gidecekti. Şimdi Zafer'le Senem'in boşanması için herhangi bir gerekçe kalmadı. Söyle kızına, evine dönsün. Kızımı asla göndermem. İyi. Öyleyse bundan sonra olacaklardan ben sorumlu değilim. Değmen benim gamlı yaslı gönlüme. Değmen benim gamlı yaslı gönlüme. Ben bir selvi boylu yerden ayrıldım. 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 Thank you.
Hem de senin boynun yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Evvel baban idin, dostun bağında. Evvel babaydım, dostum bağında. Talan vurdu hayvanlardan. Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Evvel babaydım, dostum bağında. Evvel baban idim, dostum bağımda. Talan vurdu hayvanlardan. Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Talan vurdu hayvanlardan. Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Ben bu oyunu bozarım. Dur bir dakika ya, dur. Ya Elif'in telefonla nasıl konuştuğunu duymadın sen. Ya Elif yapmaz öyle şeyler. Ayrıca senin fikrini değiştiren ne oldu? Ben sana gidelim gidelim dedim, gitmedin sen. O şu an Erhan'ı ayartmak için elinden geleni yapıyordur. Ya Elif seni kıskandırmak için yapmış, başarmış da zaten. Ayrıca Burhan Baba var yanlarında. Ay onu daha önce durdurdu sanki. Sen Elif'i tanımıyorsun. Ya Erhan sana aşık aşık. Görmüyor musun adamı? Pervane oldu. Yapmaz öyle şey. Ben Timur'u Almanya'ya yolladım. Ya neredeyse kovuyordum. Niye biliyor musun? Çünkü hem Begüm'le hem Sever'le flört ettiği için. Begüm'le? Begüm'le. Aa bak bunu bilmiyordum. Senin de geçmişin belli. Babamızın yaptığı bir başyapıt zaten. Oh. İyi de şimdi sen bu anlattın bunları bana ama Erhan'la ne ilgisi var bunların? Erhan'ın sizden bir farkı yok, onu demeye çalışıyorum. Ya umarım yanılıyorsundur. Yani inşallah yanılıyorsundur Sibel. Yanılıyorsundur, değil mi? Öyle bir şey. Hadi gel, tam sakinlemiştindir sen biraz, hadi gel. Ama yavaş kullanacaksın arabayı, bak. Tamam, tamam, tamam. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Gel, gel, gel. Gel. Gel senle şöyle bir oturup konuşalım ya, erkek erkeğe. Bir şey mi oldu bu? Yok, yok. Bir şey oldu yok ya. Öncelikle her şey için sana teşekkür ederim. Baba nereden çıktı şimdi bu teşekkür? Öyle, öyle. Ne oluyor? Ben sana ne kadar babalık yaptıysam... Sen de bana o kadar evlatlık yaptın. Yok hayır baba, senin yaptıkların yanında benimki... Öyle, öyle. Şimdi bırak, bırak. Ya sana kızdığım oldu, içimden küfrettiğim oldu, dışımdan da küfrettiğim oldu. Neyse artık. Ama neyse işte her şey bitti gitti. Sonunda sen de anladın o ailenin sana uygun olmadığını. Sana bir şey söyleyeceğim. Ben çok belli etmiyorum ama Elif'le Arda üzülmesin diye kalp krizi beni bayağı bir korkuttu. Baba geçti gitti artık ya, bunları düşünme, geçmişte kaldı, artık sağlıklısın, iyisin, daha iyi olacaksın inşallah. Düşünme ne olur. İnşallah ama ne diyeceksin? Vakit geldiyse takdiri ilahi.
Ya orası öyle tabii de sen iyisin baba ya. Dur öyle deme. Ya eskiden ölümden korkardım biliyor musun? Ha niye korkardım? Benim çocuklarım daha küçük. Bana bir şey olursa onlara kim bakar diye korkardım. Ama şimdi korkmuyorum ya. Niye korkayım ki? Sen varsın arkalarında. Benim gibi dağ gibi arkalarında duruyorsun. O yüzden rahatım. Babam ne olur öyle bak. Sen bana söz ver. Bana söz ver. Bana bir şey olursa onları yalnız bırakmayacaksın. Baba yapma ne olur. Yani beni üzüyorsun bak üzme. Bu laflar ne baba ne yapıyorsun? Söyleme böyle ne olur ya. Vallahi bak dayanamıyorum ha. Bana söz ver. Elif'e de Arda'ya da iyi bakacaksın. Söz ver. Gel bakalım Sibel Kurasan. Gelince göreceklerinden mutlu olacak mısın? Elif iyi misin? İyiyim. Benim biraz başım dönüyor. Bu çarptı galiba. Beni odaya götürür müsün? Daha yeni başladık ya içmeye. Bilmiyorsun sanki beni. Bir kahve söyleyeyim bari. Onu içerken zaten konuşacaklarım vardı. Seninle onu konuşuruz. Erhan odaya gitsek lütfen. Orada konuşsak olur mu? Biraz uzanmam lazım benim. Tamam. Şöyle sabah kalkınca konuşuruz. Sen uzan. Erhan. Hiç sormadın. Neyi sormadım Elif? Benim bir daha çocuğum olmayacak. İyi misin? Nasılsın diye hiç sormadın, hiç merak etmedin. Bu kadar mı nefret ediyorsun benden? Bu kadar mı değersizim senin gözünde? Elif. Ben çok mutluydum biliyor musun? Bizim çocuğumuz olacaktı. Mutlu olacaktık. Bir aile olacaktık sonunda. Ama o Allah'ın cezası Antalya'ya gitmek her şeyi mahvetti. Bir parça şansım olsaydı. Bir parça. Asla gitmezdim oraya. Seni de göndermezdim. Elif, biz... Teklif. Sibel. Her şeyi mahvetti. Benim bir ailem olamayacak artık Erhan. Senin çok güzel bir ailen var. Burhan Baba var arkanda. Arda var. Senin bir ailen var Elif. Değerini bil. Hayır yok ben çok yalnızım. Çok yalnızım Erhan ben. Erhan. Elif ne yapıyorsun? Ne oluyor? Her şey Burhan Bey içindi değil mi? Sibel. Kocam ne kadar iyi niyetli olsa da senin ne kadar güvenilmez biri olduğunu yine anlamış olduk. Elif sana inanamıyorum ya. Sen aynısını yapmadın mı Antalya'da? Elif sen anlamadın herhalde hiç. Bizi ayıran Antalya değil, bizi ayıran sendin ya senin yaptıkların da. Bizim Antalya'da Sibel'le aramızda hiçbir şey geçmedi. Sana bunu daha önce de söyledim ama... Beni suçlayıp duruyorsun ama ne yaptıysan kendine yaptın. Böyle mi avutuyorsun kendini? Böyle mi rahatlatıyorsun sen vicdanını? Bak dayanamadın, kocanın peşinden buralara kadar geldin.
Ben sizi Antalya'da o otel odasında yalnız başınıza bırakmak zorunda kaldım. Erhan. Sen o aileyle mutlu olamazsın. Sen onlar gibi değilsin. Elif, ben sana gerçekten inanamıyorum ya. Tuncay, senden çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Sen hep benim yanımda olduğun bu zamana kadar biliyorum. Ama yapamıyorum, yapamıyorum, olmuyor. Yapamıyorum. Erhan. Son kez. Ne olur son kez düşün. Yalvarıyorum sana. Bak biz bir aileyiz. Elif, benim ailem Sibel. Ben Sibel'e aşığım. Bunu kabullenmek zorundasın. Hadi artık gidelim oradan. Babam? Babama ne diyeceğiz peki? Ya bu oyuna gerçekten devam etmeyeceksin değil mi? Ben artık yeter. Ben kendim gidip söyleyeceğim. Yeter. Sibel, Burhan baba her şeyi biliyor. Ne? Nasıl yani? Nereden biliyor? Ne oldu oğlum? Neden sustun yani? Söz veremiyor musun bana? Baba, o zaman benim sana bir şey söylemem lazım. Söyle tabii. Tabii. Ya söylesene, korkutma beni hadi. Yok baba, esas ben korkuyorum ya senden. Yani söyleyeceklerimi kaldırabilir misin diye korkuyorum. Bak ama şimdi hakikaten söylemezsen yani kaldırmayacak bu vücut ha. Tamam. Baba biz aslında Elif'le birlikte değiliz. Sana söyleyemedik baba bunu çünkü ameliyattan çıkmıştın, doktorunla görüşüyorduk. Doktor dedi ki stres yapmasın hiçbir şeyi, sakın dedi sinir yapmasın. Biz de o yüzden sana saklamak zorunda kaldık, söyleyemedik baba bunu. Ben Elif'le birlikte değilim. Biz de yuttururuz enayiye de diye düşündünüz değil mi? Baba olur mu öyle şey, nasıl laflar Allah aşkına, öyle değil baba. Kalk git. Kalk kalk. Hadi. Çık git. Benim senin gibi evladım. Baba ne olur yapma ya. Bak et! Baba yapma bak, eğer sana bir şey olsaydı, biz sana söyleseydik, kalbine inseydi ne olacaktı? Kim verecekti bunun hesabını? Çık. 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 Kalk. Baba affet beni. Yani isterdim ki ben böyle olmasın hiçbir şey. Esas söylemek istediğim şey şu sana baba. Ben Sibel'le boşanmadım. Karımı çok seviyorum. Buydu sana söylemek istediğim şey. Kimseyi üzmek, kırmak istemedim baba tabii ki. Ama kalbe söz geçmiyormuş yani. Artık bu oyunu sürdürmemizin hiçbir gerekli sebebi kalmadı. İsmail. Sen niye gitmiyorsun? Gitsene sen de, bak herkes gitti benim. Yalnız bıraktılar burada. Herkes kötülükleri görüyor ama kimse neden kötü oldun diye sormuyor. Ben soruyorum Elif. Çünkü ben nedenini görüyorum, tamam mı? Bir yanında olmak istiyorum. Yeniye dönük yüzü, eski unutur gibiyim. Sanki hiç yaşanmamış gibi ne nankör kalbim. Kendime alışır gibiyim, yeniden dolar yüreğim, tutkuya boğulmuşum gibi.
çarpa gerçeğe ayıldın. Ne senin ne benim ne de ikimizin suçu yoktu anladım. Hem uzak hem yakın içimdeki aşkın dengeyi kuramadım. Giderken yüzümde sadece acı bir tebessüm bıraktı. Yeniye dönük yüzüm eski unutur gibi, sanki hiç yaşanmamış gibi denen kör kalbi. Yaşanmamış gibi ne nankör kalbim, kendime alışır gibi yeniden dolar yüreğim. Tutkuya boğulmuşum gibi ne sarhoş kalbim.